Şimdi Kocaeli'nde aslında artış var ve devam ediyor. Tamam. Çok sıkışık bir durumda değiliz ama hani sürekli bir yükseliş olduğu için endişe verici tabii ki. İstanbul bundan çok daha yoğun olduğunu biliyoruz. Sayı da çok yüksek. Zaten Evet. 921'e çıkmış. Hı hı. Burada o 55 binin çok gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Çünkü bu kadar bir düşüş olamaz. Zaten hafta sonları biliyorsunuz testler azalıyor, hareket azalıyor. Ve her hafta sonuna baktığımızda bir sayılarda biraz azalma varmış gibi geliyor. Aslında o biraz daha gerçekçi olmayan bir sonuç. Şimdi bize bu sonuçları bu hafta pazartesi salıdaki sonuçlar biraz daha net gösterecek. Artmaya devam mı ediyor, düşmeye mi geçti, aynı yerde mi duruyor? Yani hafta sonuyla çok değerlendirmemek gerekiyor sonuçları. 55 bin çok gerçekçi değil ama çok yüksek bir sayı zaten. Her halükarda çok yüksek bir sayı. Ölüm oranları zaten artmaya devam edecektir. Yani belli bir süre daha biz düşüşe geçsek bile ne yazık ki vefatlar devam ediyor. Bu diğer dalgalarda da hani zaten baştan enfekte olan kişilerin nasıl seyrettiğini bilmediğimiz için. O yüzden de şu anda aslında bu haftanın nasıl gideceği oldukça önemli. Zaten bir kapanma yaşadık yani kısmi de olsa. O yüzden onun bir şekilde etkisi olacaktır. Ama önemli olan sonrası tabii. Tabii şimdi tabloya bakıyoruz. Tablo ile hastane verileri arasındaki bu farklılıkta niye olsun ki? Niye böyle ki? Yani böyle olmaması gerek bir taraftan. Çünkü doktorlarımız, bazı doktorlarımız başka söylüyor yoğun bakım noktasında. Örtüşmesi lazım bu rakamların ve gerçekliğin. Dünya sıralamasına çünkü bakıyoruz, o vaka artışında birinciyiz. Şimdi bu onu, bir artış yaşıyoruz. Bu artış anormal bir artış. Yani bunun nedeninin Türkiye varyantı olabileceği de konuşuldu biliyorsunuz. Yani buna dair çalışmalar da var. Ama elde edilen herhangi bir veri var mı? Çalışma yapılıyor da hani veriye ulaştı mı sonuç? Yoksa bu vaka artış tamamen diğer ülke varyantlarıyla da ya da işte tedbirlerin yetersiz kalması ihmallerle mi ilgili? Yok, çok böyle sadece onlarla ilgili diyemeyeceğim. Yani çok daha komplike bir şeyin içindeyiz aslında. Hı hı. Bir yandan da mesela yeni daha bu sabah gördüm. Brezilya'da iki tane farklı varyant. Evet, aynı kişide enfeksiyon görmüşler. Yani varyantlar böyle değişik oldukça bunları biz kronik enfeksiyonlarda da görürüz. Kronik viral enfeksiyonlarda da aynı kişide farklı mutant virüsler olabilir. Şimdi öyle bir durum var ki o kadar yüksek ki mesela Brezilya'da bizim gibi çok yüksek. Üstelik Brezilya'da tabii daha büyük bir problem var. Orada çok özel bir mutant varyant da dolaşıyor. Ve böyle değiştikçe öngörmek ve kontrol ettikçe de hani kontrol edemedikçe daha doğrusu nereye doğru gittiğini görmek çok zorlaşıyor. Yani Türkiye varyantı da olabilir. Bir yandan işte Güney Afrika varyantı gibi bir takım seçenekler var. Onlar yükseliyor olabilir. Çünkü çoğaldıkça ya bu virüs şekil değiştire böyle değişken bir hale gelip kendi ülkesinin varyantını da üretebilir mi? Üretebilir. Çünkü bunlar bir nokta mutasyonu gibi belli bir yerde dizilimi belli bir yerinde bir değişiklik oluyor ve onun hayatını daha kolaylaştırıyor virüsün ve o zaman ona devam ediyor. Ve çoğalma imkanı böyle konak bir sürü bulaşabileceği ortam buldukça da o konakları kullanarak bunları değiştirebiliyor. Yani bu normalde bir kişide hani kronik enfeksiyonda aynı kişide gerçekleşen olayları biz şu anda akut enfeksiyonda farklı bir besiyeri gibi herkese geçebildiği için farklı şekilde çoğalabiliyor. Kontrolsüz bir çoğalmanın sonucu aslında. Ve bizim bunu aslında bir şekilde baskılamamız lazım. Yani önlemler o açıdan burada önemli ama tek başına önlemlerle önlemlere uymak uymamakla da tabii ki açıklamak çok zor. Çünkü dediğim gibi virüs de değişti. Ama mutlaka yapılması gereken esas bazal işlemler değişmedi. Yani bizim bir şekilde korunmamız, başkasına bulaştırmamamız, aşı olmamız gibi ana kurallar çok daha kuvvetli bir hale geldi. O yüzden de biraz önünü göremiyoruz aslında. Fakat hani İstanbul durumunda yani Marmara bölgesi daha doğrusu çok tabii ki alarm veriyor. Çok yüksek bir hasta popülasyonu var. Ve bu bölgenin aslında bir de şöyle bir şey var. Bu bölgeden diğer bölgede geçişle önlemek zorundayız. Yani şu anda burası çok yüksek. Burayı kontrol etmeye çalışıyoruz ama buradan diğer dalgalarda mesela güneye doğru gitmişti, güneydoğuya doğru gitmişti. Aynı olayları onlar da farklı böyle dalga serileri gibi yaşamışlardı. O yüzden de hani burada en azından Marmara bölgesinde bir problem var. Burada işte varyant olabilir, burada başka problemler olabilir. En azından bunu kontrol edilmesi için daha büyük bir özen, daha çok kural, belki sadece Marmara bölgesine daha büyük bir kural getirilebilir. Çünkü İstanbul ve çevresi gerçekten oldukça sıkıntılı bir durumda ve arttıkça da
Yani artışı durduramadıkça bu yığılma yoğun bakım hastalarında gerçekten çok önemli bir problem haline geliyor. Artışı nasıl durdurabilirsiniz? Çok... Artışı durduracak tedbiri arttırmak, bir de aşılama. Yani aşı olmayanlar var. Aşı olmayanlar aşı var gerekiyor. Ama aşılanmayanlar da var. Yani aşı olmayanlar var kendi talepleriyle. Bir de aşıda da bir sıkıntı var mı hocam? Ne dersiniz bilmiyorum. Şu anda aslında aşıda bir sıkıntı yok. Belki aşı olmak istemeyenlerin yerine olmak isteyenleri hızlandırılabilir. Hani öyle bir şey yapılabilir. Çünkü belli bir grup açılıyor. O grupun içinde çok başvuru yoksa daha alt yaş gruplarına gidilebilir. Biraz hızlandırılabilir. Çünkü aşıyla ilgili bir problem çok yok şu anda. O yüzden de hani bir yandan aşının hızlandırılması, bir yandan da bizim bunu bu problemi hani gerçekten bu şekilde aşabileceğimizin aslında anlaşılması. Yani bulaşın engellenmesi gerekiyor her halükarda. Peki Profesör Doktor Sıla Akan, teşekkür ediyorum. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı kendisi.